arkadaşlar bugün size Topi'nin 3. kutusunu açıyorum. Aslında bunlar tabii ki 3 tane değil. Aslında bizim açtıklarımız 3 tane. Bir tanesi bu. Diğer videolarımızı izlediyseniz bilirsiniz. Bu ikisi ve bu ikisi arkadaşlar. Bunları açmıştık. Bu bölümde de bunu açacağız arkadaşlar. Önceki kutu açılımında yani Topi'nin sürpriz yumurtalarını açarken kamerayı tutacak birini bulamamıştım. O yüzden de kendi elimle tutmuştum. Bu sefer sınıftan arkadaşım Serkan tutuyor. Arkadaşlar söyleyeyim. 6. sınıfa geçtim. Bunu da bilin. Şimdi hemen kutuyu açmaya başlayalım. Ben açmaya başlamıştım zaten. Şöyle birazcık kaldıralım şuradan. Zor açılıyor bunlar da ya. Şöyle açalım. Arkadaşlar iki tane zaten bildiğiniz gibi Topi'nin şeyleri çıkıyor. Çikolataları. Bu birazcık burası göçmüş. Arkadaşlar niye ben Topi alıyorum her zaman? Yani 3 kutuda Topi. Arkadaşlar Topi iki tanesinin yani Kinder'in bir tane şöyle bir tanesi 2,5 TL ve bu cidden pahalı bir fiyat. Yani özellikle bir öğrenci için. Düz 7 tanesi mi 6 tanesi ne? O da 7,5. Cidden bu beni aşıyor arkadaşlar. Bu 2 tanesi 1,5. 1000'de bulabilirsiniz. Ben buluyorum en azından. Yani ben bunları almaya tercih ediyorum. Siz de inşallah öyle tercih edersiniz. Şöyle hemen ben açmaya başladım arkadaşlar. Hemen şöyle. Hemen de kırıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırılmış zaten kolilerle. Şöyle hemen şunu şöyle bir yana alalım. Arkadaşlar arka planlarımız artık bu şekilde. Söylemeyi unutmuştum ben bunları. Arka planları aldım ben bunları. Şöyle. Şu mavi ve bu arkadaşlar. Şöyle çikolatalarını da döktük. Kırılmış zaten. Böyle kırkleterek açabiliyoruz. Hemen malzemeleri dökelim. Şunu açalım bir. Bakalım ne çıkmış. Oo arkadaşlar. Gemi çıkmış. Şöyle göstereyim hemen. Görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle gemi çıkmış. Yapılışı da kolaymış gibi. Hemen videoyu durduralım. Yapıp hemen gelelim. Durdu mu? Bakayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Maalesef ki yapamadık. Arkadaşlar bu parçası çıktı ama bir parçası çıkamadı burasının. Çıkmadı yani. Şöyle göstereyim. Şöyle anlarsın zaten. Şu kısım çıkmadı arkadaşlar bize. Şu kısım çıkmadığı için yapamadık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu göremiyorsunuzdur. Şimdi diğer yani göremiyorsunuzdur doğruya doğru. Şimdi diğer kutuya geçelim arkadaşlar. Bu da yine aynı. Bunda da bir eksik çıkmasın arkadaşlar. Yani Topi'nin de böyle bir sıkıntısı var. Bazı oyuncakları eksik çıkıyor. Veya da gerçekten zor oyuncaklar çıkıyor. Yani zaten bunları 5-6 yaşındaki çocuklar alır. Onların da yapabileceği çoğu oyuncakları koymalılar yani. Kolay oyuncaklar. Hani Kinder'in çok kaliteli oyuncakları var. Yani bunların o kadar kaliteli oyuncakları yok arkadaşlar. Bence bunlar da artık kaliteli oyuncaklar yapmaya başlasınlar diye soruyorum. Arkadaşlar hemen bir araba çıktı herhalde. Bunu da diğer bölüm açtı. Cetvel gibi bir şeydi. Ben bunu böyle koyayım hemen. Aynen. Bakalım bir. Aynen arkadaşlar araba çıkmış. Biz hemen yapıp gelelim arkadaşlar. Arabamız böyle bir şey. Hemen yapıp geliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba demiyorum. Videoya devam ediyoruz. Oyuncağı yaptık böyle bir şey. Ama biz birazcık ayığız. Kırdık tekerleklerini. Zaten plastik bir şeymiş. Arkadaşlar gir falan diyen o arkadaki kameraman Serkan o diyor yani. Bir şey yok yani orada. Bu da gemi. Arkadaşlar bunun da bu parçası olmadığı için böyle kaldı. Yani Topi yani şu araba çok müthiş ama maalesef yani kırıldı. Şu tekne de çok güzeldi ama maalesef bunun da parçası çıkmadı. Yani çıksa görünürdü. Arkadaşlar şimdi ben bu kadar şeyi ne yapıyorum? Çöpe mi atıyorum? Bunları nerede saklıyorum? Arkadaşlar gördüğünüz kutuda saklıyorum. Bu kutu ne arkadaşlar? Ben bu kutuyu bu sürpriz yumurtalar için ayırdım. Hemen şöyle sandalyenin üstüne hatta şöyle ben şuraya yer açayım bir dakika. Şunu alalım. Kutu birazcık eski arkadaşlar. Bir pis. Mesela ben bu kutuların hepsini biri böyle. Mesela diğeri mesela şöyle. Mesela şu oyuncakları da indiriyorum. Mesela biri de böyle. Sürpriz yumurtaları böyle koyuyorum. Arkadaşlar bu peçeteleri yani peçete gibi olan böyle arka planları. Bez yani. Hadi. Şöyle bilgisayarımın üstüne koyayım. Bezleri katlıyorum ve onun yanına koyuyorum yani. Tabii ki de burası dolacak bir gün arkadaşlar. Dördüncü bir yumurta daha gelecek. Yakında. Yumurta daha gelecek. O yüzden artık bu bezlere başka bir koli bulmam zorunda, kutu bulmam zorunda kalacağım. Ama tabii buluruz. Bir kutudan zarar gelmez.
Oyuncakları da buraya koyuyorum yine. Yani bu benim oyuncak kutum gibi bir şey oluyor. Ama sürpriz yumurta vardır içinde. Arkadaşlar tabii ki de sürpriz yumurtalarını, çikolatalarını videodan sonra yiyoruz. Yani bu normal bir şey. Yani alıyoruz, o kadar. Çöpe atmıyoruz, yiyoruz. Arkadaşlar şu iki tanesini, şu ikisini ben tek başıma aldım. Şu ikisini de arkadaşla birlikte aldık, para kardeşim. Zaten 1,5 TL. Bende 1 TL vardı. O da 50 kuruş falan getirdi. Hatta bende 50 kuruş vardı. Onda 1 lira vardı. O daha yardım etti. İşte öyle. Sallayak birazcık. İşte şuraya falan saklıyorum ben bunları. Arkadaşlar kusura bakmayın. İlk defa arkadaşımla çekiyorum. Bakın görüyor musunuz? Düşmüş. Şunu da şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Bu efsane arkadaşlar. Ben bunu videoda düzgün yaptım. Videodan sonra kırıp bir daha yapayım derken böyle bir hale geldi. Bu böyle değildi arkadaşlar. Bu daha güzeldi. Ama olsun bakalım. Bunu da böyle koyalım. Oyuncak kutumuzu kapıyoruz arkadaşlar. Şimdi o çikolatalarımızı da şöyle alalım. Ve videomuzu bitirelim. Arkadaşlar ben bir zaman ilk açtığım kutuda bunları saklamıştım. Bence gerek yok zaten. Kutuları var. Mesela ben bunları hani videodan sonra çikolata kapları olarak kullanıyorum. Hani çikolataları içine koyuyorum, yiyorum falan arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çikolatası güzel, bak ona bir şey diyemem. Sütlü bir çikolata. Gerçekten de tadı mükemmel. Tabii birazcık arkadaşlarla biz videodan önce yedik bunları. Videoyu durdurduğumuzda. İşte arkadaşlar çikolatalarımıza böyle yiyoruz. Yani bilgisayarım da biliyorsunuz Samsung. Arkadaşlar bir de şu arkadaşlar. Kapatıyoruz arka. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bunları falan biz atıyoruz artık. İşte böyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bay bay.